Yeni bir haftalık vlogtan selamlar. Yine buradayım ve yine masamda bir sürü bilgisayar parçası var. Çünkü benim bilgisayarımı topladığım videoda demiştim ya, eğer B-roll'ü çok beğenen olursa kardeşimin bilgisayarını yenileceğim diye. Keşke demeseydim. Çünkü 5000 yorum varsa 3000 tanesinde Harun'a yeni bilgisayar al yazıyordu. İşimizi hakkıyla yaptığımızın göstergesi işte bu. İşini hakkıyla yaptığını markalar da fark etmiş çünkü ben gram masraf etmedim. Yani şimdi bu bilgisayarın bütün parçaları bana yollandı. Evet, direkt bunlar olarak... Bunlar benim artık. Direkt markalar sana yolladı. Yani bu şey değil, senin bana tahsis ettiğin bir sistem değil, bu benim. Evet. Yani bunu alıp ben istifa edebilirim. Hayır. Şimdi Asus'un yolladıklarıyla başlayalım. Öncelikle ekran kartı olarak ROG, Strix, Gaming, GeForce, RTX 4080'imiz var. 4090 yollayalım dediler de dedim öyle olmaz. Niye? Aynı yerde dedim. İki tane 4090 bulunamaz. 4080 olsun dedim. Ya abi yapacağın işin. yok parçalara karışmadım. Asus Türkiye ekibi ne yolladıysa onlar burada. Anakartımız yine Asus ROG serisinden Crosshair X670'e Hero modeli. Benim sistemde kullandığımız anakartla neredeyse aynı klasmanda bir anakart bu da. Güç kaynağımız Thor serisinden 1000 watt'lık platinyum sertifikalı bir güç kaynağı ve sıvı soğutma olarak da ROG Ryuo 3 model sıvı soğutmamız var. 360 mm'lik. Kasa olarak da ROG Helios'un Limited Edition EVA versiyonu var burada. Normalde ben bu kasayı kendime almıştım. Bir şekilde Harun'a kısmet oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. İşte hakkını veremeyeceğin için bu kasanın bana kısmet oldu. Sınırlı sayıda üretilmiş bir kasayı hak edecek ne yaptın bilmiyorum şu an. Bu kasa senin değil bu arada. Bu benim. Fark etmez, içine kurduktan sonra benimdir artık yani. İçindeki parçalar senin, o beni bağlamıyor. Bu benim. Şaka maka, dediğim gibi normalde bu kasayı ben kullanacaktım. Fakat o hafta, yani bilgisayarı toplayacağım hafta, yeni kasa çıkınca, Asus'un yeni kasası çıkınca onunla değiştirdim. Hayrını gör. İyi bak ona. Tozunu falan al. Hanemize hayırlı olsun. Sonra AMD Türkiye'den bir işlemci geldi. Yeni nesil AMD işlemcilerden Ryzen 9 7900 modeli. Kingston Türkiye'den ise 4 tane 16 GB'lık DDR5 6000 MHz'lik RAM'ler geldi. Bunun dışında bir tane de 1 TB'lık M.2 SSD'miz var. Özetle benim sistemin bir tık altı olacak ama fazlasıyla güçlü bir bilgisayar toplayacağız. Hatta çok daha mantıklı bir sistem bence bu. Benimki birazcık fantaziye kaçıyordu. Şey diyebilir miyiz buna? Türkiye'deki en iyi ikinci sistem. Yok diyemeyiz. 4090 kullanan bir sürü insan var. İşlemcinde 4. 5. sırada falan olmuyor yani. Onu geç. Olsun, benim gözümde Türkiye'deki en iyi ikinci değil, birinci. Neden? Çünkü o benim gözümün nuru abi. Ya şimdi havalı çekim istiyor musun? Haftalık vlogda şimdi 3 gün çekim yapacağız diye uğraşmayalım bence. Ben normal bilgisayar toplar gibi toplayayım. Evet. Sen normal bir bilgisayar videosunu ne kadar iyi yapabiliyorsun, insanlara onu göster. O zaman başlayalım.
Harun'a çalıştığımız yeni bir günden selamlar. Hayır, hareketi yapamıyorsun. Sol elinle bunu yaparken o sırada sağ ayağın havaya kalkacak. Yeni bir günden selamlar şöyle. Öyle değil ya. Nasıl bakalım? Neyse, bugün yine Harun'a çalışıyoruz. Harun odasındayız. Evet. Dünden beri sistemi kullanıyorsun. İlk önce bize düşüncelerini anlatmak ister misin? Ben böyle bir şey görmedim. Ben inanamadım yani kullandığımda. Premiere'de mesela bir şey yapıyorum, bir efekt atıyorum. Ondan sonra o efekti 5 dakika bekliyorum render almasını. Telefona bakıyorum o sırada. Bunda 1 dakikaya falan düştü, öyle söyleyeyim sana böyle. 1 dakikalık şeyi mesela 10 saniyede yapıyor falan. Ben telefona bakıyor oluyorum o sırada. Ne oluyor diyorum. İnanamıyorum yani. Aydınlanma yaşamış. Çok garip bir şey yani harbiden. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ama daha da teşekkür et diye. Daha bugün devamı var. Evet. Burada Asus ProArt TA279CV modeli var. Bundan 2 tane var. Bunlar yan monitörüm. Yani pro monitörleri yan, öyle şey mi olur mu? Hayır ama bunlar işte renk doğruluğu falan olduğu için. Ama sen renk yapmıyorsun videoda, renkler hep ben artık yapıyorum. Artık yaparım işte, demek renk doğruluğum yoktu ki benim. Yapacağım mı artık renkleri? Neyse, burada 360 Hz. Bu ana monitörde hem oyun oynadığım için PG27AQN modeli. Şu an tam şey gibisin. Yayıncılar var ya böyle, hiçbir şeyden haberi yok ama böyle yeni sistemini tanıtıyor. Ben çok anlamam biliyorum böyle şeylerden. Bu bir de eline tornavida al da böyle tornavida tutuyormuş gibi de yap, tam onlardan ol. 4K HDR destekliyor. 27 inç IPS panel. Tamam gel buraya al, kamerayı al. SRGB, herkes bildiği işi yapsın. sRGB. Bugün Harun'un monitörleri değiştireceğiz. Öncelikle ana monitör olarak oyun oynayabileceği bir monitör istediği için 27 inç G-Sync destekli 360 Hz'lik bir oyuncu monitörümüz var burada. Onun dışında monitörlerle ilgili bilmeniz gereken ikinci şey ise aynı monitörde hem yüksek çözünürlük hem yüksek doğruluğu hem de yüksek Hz aynı anda olmuyor şu anda. Öyle bir teknoloji yok. Dolayısıyla profesyonel çalışmak için alacağınız monitörler aslında ayrı bir muhabbet oluyor. Mesela benim monitörlerime bir sürü kişi takılmış, demiş ki Türkiye'nin en güçlü sistemini topladı, 144 Hz'lik monitör kullanıyor. Cahil. Bilmiyor ki. O kadar da değil. Bilmiyor ki. O kadar da üstlerine gitme. O monitörün gitme. Üstü var mı Türkiye'de? O monitörün üstü Türkiye'de yok. Benim kullandığım monitörlerin hem renk doğruluğu yüksek, hem 4K hem de 144 Hz. Yani böyle teknolojinin geldiği son nokta aslında onlar ama bir sürü kişi sadece 144 olmasına takılmış. Neyse, bunlar 60. Aradaki farkı anlamanız için bence güzel bir örnek. Profesyonel monitörler genelde 60 Hz olur. Böyle daha yeni yeni bu sene 120'ler çıkmaya başladı. Bir de artık klavyede kablosuz teknolojisine geç diye bir tane de klavye yollamış Asus'cuğum. Benim klavyemin numpadsiz hali gibi. Çok benziyor. Bence güzel bir klavye. Deneyeceğiz. Merak ettim bunu. Sen buna sulanma da. Çok uçuma giderse sana numpadlisini veririm. Var mı? Bunun numpadi yok. Ben sana 50 tuş vereceğim. Sen bana 40 tuş vereceksin. Öyle düşün. Tamam, kabul, çok mantıklı. Ben seni bayramda hiç dolandırmadım ya. Herkes kardeşine şey yapıyor böyle. Ben sana 3 para vereceğim, senden 1 alacağım diye yüzlükleri alıyorlar. Ben sana bunu hiç yapmadım bak. Kesin yapmışsındır. Vallahi yapmadım. Kesin yapmışsındır. Ya sen yapmadım. O potansiyel var. Ya bunları da ben mi kuracağım? Sen kur ya. Al abi kamerayı. Sabitle kamerayı. Sıksak. Deneyeceğiz. Hey, şanslısın, oldu. Güzel oldu ha. Vallahi ışıl ışıl oldu. Ben 120 Hz ile mesela 165 Hz arasındaki farkı anlayamamıştım. Daha önce denedim. 360 bayağı fark ediyor. Ben böyle bir fark beklemiyordum. Çok fark ediyor. Ben mesela 165'ten geçtim. Bana da çok fark etti. Şunu 60'tan geçse acaba ne hissedeceksin? Ya bunlar 60 şimdi. 60 ile kıyaslıyorum. Yok. Çok ayrı bir şey bu. Harun Counter oynarken odaya girdiğimde genelde şöyle bir şey oluyor. Hayır, öyle olmuyorum. Nasıl? Ha, monitörü kendime çekiyorum. Şöyle mi çekiyorum? Garip, evet. Çok acayip şekillere giriyorsun. Monitörü dibime çekiyorum. Hızlanmıyor mu bu? Niye ayarlarını yapmadın? Hızlanmaz. Bıçak. Bıç. Bununla oynayamam ben böyle. Bu ne? Oğlum çok güzel akıyor yalnız. Yani evet. Kamerada bile belli oluyor. Muhteşem akıyor. Kamerada belli olmaz. 60 şey izleyecek. Ben görüyorum şu an. Neyse. 6F4.
Hayrını gör. Şimdi yeni kasaya geçince buradaki ışık kontrollerimiz gitti tabii ki. Onlara ya bir ara harici kontrolcü alırım ya da yeniden uğraşıp yeniden kasanın içine o sistemi kurarım, bilmiyorum. Işıksız takılar mı? Çok önemli değil. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Router var bir de. Mesh o mesh. Router değil. Harun 200 megabit internete geçmiş. Önceki şey çıkartamıyordu yukarı 200 megabit. Şu küçücük ama yukarı çıkartıyor 200 megabit. Evet, Ethernet'le de bağlıyım. Bayağı iyi, pingim falan da çok az. Bu kadar. Yarın yine sana çalışacağız. Arabanla uğraşacağım yarın. Ha evet. Doğru. Gerçi ben istiyorum diye uğraşacağız bu sefer ama neyse hadi. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden selamlar. Bugün bu arabanın tavanını sökeceğim. Daha doğrusu sökmeye çalışacağım diyeyim. Daha önce hiç araba tavanı sökmedim ama Harun gel çek, sökmeye çalışacağım yeri bir göstereyim. Bu arabanın içindeki şu ambiyans ışığı muhabbeti, bunun tam adı ne olur bilmiyorum, aşırı derecede hoşuma gitmiyor ve böyle içeride, yani önde oturuyor olsam bile böyle afakanlar basıyor beni. Böyle kafama bir şey gelecekmiş gibi hissettiriyor. Ya normalde tavanı bayağı yüksek bir araba bu. Öyleymiş gibi hissiyat vermiyor. O yüzden dedim ki ben bunu sökersem burası karavan gibi bir şeye dönüşür. İçeride ferah ferah pofudur pofudur gidiyor. Bir de çok kirleniyor. Bir de öyle bir derdi var. Yani şurayı süpüremiyorsunuz çünkü. Hep burada böyle toz parçaları falan oluyor. Akşam buradaki ışık yanınca onları görüyorum. Daha çok sinirlerim bozuluyor. O yüzden hiç olmasa daha iyi diye düşündüm. Bunu yapabilmek için bir tane şöyle yedek parça aldım. Yani normalde bu arabanın bu şeye sahip olmayan versiyonu da var. Onun parçasını aldım. Bu ön taraf için, fakat arka taraf için olanın yedeğini bulamadım. Yurt dışından falan sipariş etmek gerekiyormuş sanırım. Burayı Japonluca zarım. Nasıl gözükecek? Japonlu. Umarım yani düzgün yaparsın abi. Bak ne kadar düzgün yapacağımı hemen gösteriyorum sana. Sökmek için drone pervanesi getirdim. Güven veriyor kardeşim benim. Bir de penalarım var. Bence bunlarla ben bunları sökerim. Tornavida ile dalsam muhtemelen hızlıca çıkacak da etrafını kesin çizerim. Aha. Helal olsun, çok iyisin. Kırmadım. Al bunu, ikinci el gruplarında sat. Oğlum bunu takmayacağız mı zaten geri? Takarız belki, takabilirsek. Öyle bir şey mi var? Arka ışık falan ne olacak? Ya arkada ışığı ne yapacaksın? Telefonunun flaşını aç. Bu çok kolaymış. Oğlum orada bir sürü soket var. Ya ne olacak, soketi geri takarız. Bir fotoğrafını çekeyim ama. Çek bence de. Hemen bir de story atayım. Desinler ki... Bu ne yapıyor yine? Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Harun şuraya bir yere koydu. Nereye koydun? Yine garip bir yere koymuşsun. Şuraya koydum. Şuraya koydun mu bak? Evet. Beni şu an en çok geren şey parça şu bu arada. Şu soket. Çünkü yeni aldığımız parça cam tavansız olanlar için parça. Şöyle göstereyim. Ve cam tavan perdesi buradan kontrol edildiği için burayı kesip onu aktarman falan gerekecek. Ben bir şuranın fotoğrafını da çekeyim de. Burada da birkaç soket var. Biraz uğraştırdı ama sökmeyi başardık ve araba şu an muhteşem ferah hissettiriyor. Arabayı yıkat Harun, bu ne? Tavan leş gibiymiş. Kış ayı ya hani. Yağmur yağıyor ya dışarıdayken. Nasıl? Nasıl oldu? Çok iyi değil mi? Güzel oldu. Ferahladı harbiden ya. Sana... Artık daha hızlı gideceğim. Yani. Ağırlık attık arabadan. Ya evet, nereden baksan saatte 0.02 kilometre hızla. Evet, yakıt tüketimini de etkiler bu. Çok iyi. Ama sana kötü bir haberim var. Evet. Ben bu parça direkt buraya uyar diye düşünmüştüm. Ona kesin bir çözüm bulursun abi. Buldum çözümü ya. Yurt dışından, Fransa'dan parça söyleyeceğiz. Nasıl yani? Yani şu an iki seçeneğim var. Ya deliği genişleteceğim. Hayır tabii ki, o mantıklı değil. Evet, çünkü sonra öteki parçayı takarken dert olur. Ne yapacaksın? Ha. Direkt üreticiden mi isteyeceksin? Yani ötekini yedek parçacı birisinden aldım ön tarafı. Orijinal yedek parça diye satıyorlardı, ben de aldım. Mutlaka onu da satan biri vardır. Ya da Çin'den üretmişler midir acaba? Bilmiyorum. Çin işini sen biliyorsun. Ya onu boş ver. Sen şurayı hallet de arkayı ben görmüyorum zaten. Bir dikiz aynadan görürüm orayı. Aslında kabloyu içine soksak orası çok da bir sırıtmıyor yani, anladın mı? Oradan disko topu indirelim. Sistem kuralım. Arabaya biri binsin mesela, bir anda yukarıdan aşağı böyle yavaş yavaş disko topu insin. İyi bir fikirmiş gibi gözüküyor ama çok saçma. Bence çok iyi. Bir de şu sunroof'un etrafına da bir LED atalım. Sen şuna bak, bak mis. Harbiden iyi oturdu. Senin şurada düğmeler var mıydı? Sanırım ortada sunroof'un açılma kapanma tuşu var. Tamam, onu zaten deleceğim, onu biliyorum. Ya orayı deleceğim. Ama şunlar ne? Tamam, bunlar boş. Sadece sunroof için olan yeri deleceğim. Bunları da soketlerinden aktaracağım. Perdeye ihtiyaç yoksa, yok dersen böyle çat diye oturturum, biter şu an bak. %100 kapatmam gerekecek yazın. Ama şimdilik eğer oturtması kolaysa oturtalım. En azından derli toplu olsun. Ama sonra bir de sökmeye uğraş. Ya gidelim eve, evde şunu keseyim ben. Evet.
Ondan sonra da geri takacağız yani, takması kolay. Tamam. Bitti mi işimiz? Bitti. Hadi eve. Evet, uğraşırken gece yarısı oldu ama sonunda ön kısım hazır ve bildiğiniz fabrika çıkışlı gibi oldu. Düğmenin etrafında çok dikkatli bakarsanız benim kestiğim anlaşılıyor ama kimse bence o kadar dikkatli bakmaz. Bütün fonksiyonlarımız çalışıyor. Perdeyi buradan yine aynı şekilde açıp kapatabiliyorum. Düğmeyi epoksiyle yapıştırdım bu arada. Birisi buraya uçan tekme atmadığı sürece falan yerinden çıkmaz. Onun dışında bir de hazır açmışken buradaki ledleri beyaz ledlerle değiştirdim. Yani burada standart halojen sarı lambalar vardı. Bunlar bir tık daha modern duruyor ama aydınlatma olarak. Gerçi fark ediyor sanki ya, değil mi? Yani çok daha aydınlık içerisi. Ama şimdi de arkaya gelip batırdığım kısmı göstermek istiyorum. Arka taraf için tavan ışıksız olan modellerdeki arka aydınlatmadan buldum bu arada ve hatta Citroen parçası olarak aldım bunu. Citroen C4, Peugeot 308, 208, 3008 falan hepsinde aynı lambadan varmış. İnternette Rifter için bakarsanız bu arada 2000 liraya falan satıyorlar. Bunu çıkmacadan 300 liraya aldık. Ama şöyle bir problem var ki buradaki delik normalde olması gereken, yani bu Peugeot Rifter'ın boş paketindekinden daha büyükmüş. O yüzden bunu buraya koyduğum zaman böyle gözüküyor. Şimdi iki seçeneğim var: ya bunun etrafına bir tane 3 boyutlu yazıcıdan falan çerçeve basacağım, ya da gideceğim babama bir saç parçası falan kestireceğim, bilmiyorum. Ya da bunu bir şekilde buraya koyacağım şöyle. Yani bunun arkasına böyle tırnak mırnak bir şey koysam sadece şurada gereksiz bir boşluk oluyor. Onun dışında aslında çok da kötü gözükmüyor ama bilmiyorum, böyle yapar mıyım? Şimdilik uğraşmayacağım kesin ama. Harun arkada ışığın olmayı versin. Bir önemi yok. Ben zaten arkada oturmuyorum. Yani ben bunu birkaç gün düşüneyim ne yapabilirim diye. Bugün yapacak başka bir şey yok. Yarın görüşürüz. Ben artık burada olmak istemiyorum abi. Ben niye yine buradayım? Bilmem, sen dedin. 2 gün önce buradaki RGB'lere ne yapacağımı bilmiyorum demiştim ya. Onlar işime dert oldu. Bu RGB'leri aktif edeceğim bugün. Halbuki hiç görmüyorum bile burayı. Niye bunları dert ediyorum bilmiyorum. Vallahi bana da elektrik faturası çıkartacaksın ekstra ya. Bana elektrik kaç para gelmiş bu ay biliyor musun? Kaç? Bak şok olursun. Söylesem şu an kimse inanmaz. Az geldi değil mi? Ama anlamsız az. Ne kadar? Seninkinin 1/3. Yok artık. Çok ciddiyim. Yok artık. Harun Oda vlogunu izlemeyenler varsa, burada normalde 4 tane şerit led var. Bu kılıcı yakıyor, şurayı yakıyor, rafları yakıyor falan. Bunları normalde bilgisayar anakartından kontrol ediyorduk. Fakat bilgisayara parça tak, parça çıkart, kasanın yerini değiştir falan durumlarında bu kablo problem oluyor. O yüzden şöyle bir tane kontrolcü aldık. Şimdi planım bu ledlerin hepsini bu kontrolcüye bağlamak. Bunu da şuraya bir yere, bir yerlere sıkıştırmak. Sadece bir tane adaptör bağlayacağız ve bitecek. Üstelik sesle kontrol eklenecek. Ve hazırız. Nasıl oldu Harun? Vallahi çok iyi oldu. Öncekinden biraz daha parlak yanıyor sanki, değil mi? Evet. Bir de daha güzel kayıyor sanki ışıklar. Hızı var. İstiyorsan yavaşlatabiliyorsun mesela. Şu an böyle yavaş yavaş kayıyorlar. Başka modu var mı? Tabii meteor modu, yıldızlar modu bak. Of. Düz renkler tabii ki var. Ama en önemlisi... Ben çok iyi bir şey yaptığımda beni alkışlarsan mesela. Bundan sonra böyle. Çok iyi bir şey yaptığımda seni alkışlayacağım. Bir sürü efekt var. Efektlerin kendi içinde modları var bir de. Denersin Harun hepsini işte. Oldu. Bak, tek kumanda, tek kablo. O kabloyu da masanın altından geçir ki böyle ortalıkta şey yapmasın. Oldu, bitti. Neyse, bunu hallettiğimize göre haftayı bitirmeden size bir de ufaklığı göstermek istiyorum. Şu an kardeş kardeş yatıyorlar orada. Çekebilir misin abi? Çok az belli oluyor. Evet, şu an iki kardeş birbirine sarılmış şekilde uyuyorlar. Şşt, kızlar kulübü. Gel bakalım buraya. Gel, seni merak ediyorlar. Bu Fikriye'den daha yavaş büyüyor değil mi? Fikriye dana gibi böyle bir anda büyümüştü. Yo, bir şeyler olmuştu. Bence bu da hızlı büyüyor. Son haftalık vlogtan bu yana neredeyse 2 hafta geçti ve 2 santim falan... Bayağı büyüdü. 2 santim falan anca büyüdü. Bayağı büyüdü ya. Büyüdü mü?
Evet. Bana mı küçük geliyor? Sana öyle geliyor. Tamam, önceki vlogdaki halini buraya koy. Ama bence daha büyük şu an. Daha büyük olduğu kesin de. Bir dakika, burayı kes, burayı kes. Hala isim koymadık bu arada ya. Ben birkaç tane sizin yorumlardan isim hoşuma gitti. Harun'a attım, Harun hiçbirini beğenmedi. Avrupa. Avrupa mı diyeceğim hayvana? Asya Avrupa işte, bence iyi fikirdi. Avrupa gel kızım. Kim yazmıştı hatırlamıyorum ama ismini Çorum koyalım. Çorum mu? Yani. Tokyo koyalım. Çorum. Aha. Oo. Helal lan kızıma, helal lan. Çorum güzel isim ya. Ya Çorum mu diyeceğim hayvana? Evet, leblebizi yedirmeye alıştırırsak bir de. Çorum koymam ya. Sal da geçsin hayvan. Hadi koş. Tabii ki bana geleceksin. Hop, mikrofonu yeme. Onu bulması çok zor. Senin olduğun tarafa gelmiyorum. Gördüğün gibi elinde bana... Elinde kamera var, korkuyor. Bana sündü direkt hayvan. Net Fikriye'den daha insan canlısı bu ya. Fikriye de böyleydi küçükken. Bu kadar değildi. Böyleydi. Yine bir koşuyordu, bir şey yapıyordu. Bak bu geldi, yanımda duruyor şu an. Alt taraftaki tüylerinin rengi bayağı açıldı bu arada, fakat üst taraftakiler de koyulaştı. Evet ama siyah değil, koyu kahverengi şu an. Siyah olmadığını zaten doğduğu hafta anlamıştık Harun. En başta ben karanlıkta gördüm diye siyah olabilir diye bir umutlanmıştım. Ama önemi yok, çok tatlı yine. Yine çok tatlı. Neyse hadi. Abilerine, ablalarına güle güle de bir selam ver. Güle güle yine de. Allah'a emanetsiniz lan diyeyim. Hadi gidelim. Evet, bu hafta yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.